İstanbul Fatih'te bir apartmanın zemin katında yangın çıktı. Bina sakinleri yangını fark ettiğinde alevler yayılmıştı. Büyük panik ve korku yaşandı. Çabuk! İtfaiye ara, çabuk çabuk! Çabuk. Alevler her yeri sardığında içeride insanlar vardı. Çığlıklar gözyaşlarına karıştı. Aradık, aradık. Geliyor, geliyor. İtfaiyeyi ara, çabuk çabuk. Çabuk arayın. Çabuk çabuk. Çabuk. Fatih'te yanan binadan can havliyle çıkanlar içeride kalanların kurtarılmasını endişeli gözlerle bekledi. Yangın sırasında patlamalar da meydana geldi. Mahalleli alevlere bidonlarla müdahale etmeye çalıştı. Neredeler? Çok kötü alevliyim, Allah korusun ya. Tarafa geçer. Lan onlar nerede? Yangın itfaiye devreye girdikten sonra söndürüldü. Yaralı iki kişi hastaneye sevk edildi. O akıl almaz görüntüleri çektikten sonra ilerleyen saatlerde yanan binanın, dairenin içine girdim. Manzara gerçekten ürkütücü. Bakın her yer simsiyah olmuş. Gerçekten de taş taş üstünde kalmamış. Zaten manzara her şeyi anlatıyor. Şöyle ilerlediğimizde evin her noktası simsiyah ve o alevler yükseldiğinde içeride insanlar vardı. İtfaiyeyi ara, çabuk çabuk. Gerçekten de çok üzücü bir görüntü. Burası da banyo. Burası da simsiyah. İşte kapının hali. İşte makinenin hali ve gerçekten de insan çok üzülüyor. Yan binanın çatısından hep kaçışmalar oldu. Çünkü bina kapısından dışarıya çıkamadılar. Bakın işte burada çok sayıda scooter görüyoruz. Yangının scooter'dan çıktığı iddiası var. Ve şöyle dolaştığımızda bakın gerçekten de akıl mantık almıyor. Her şey kül olmuş. Her şey simsiyah olmuş. 5-6 tane skuturun patladığını gördük. Hı hı. Olay bayağı şiddetliydi. Biz çünkü çok korktuk yani. Akü dolumu yaparken çıktığı söyleniyor ama... Burada tamir mi yapılıyor? Ben gece 2'de 3'te her gün görüyorum. Söylüyorum. Hı hı. Söylüyorum, sana yapıyorlar. Özellikle imalat hatası gibi durumlar da buna sebep olabilir. Gerilim dalgalanması gibi şebekeden kaynaklı sorunlar da olabilir. Enerji kesimini yapmadığı ve bundan dolayı aşırı yüklenme olduğu hissiyatı oluştu bende.